Zeytin dallarında sabah kam kaldı, zeytin dallarında sabah kam kaldı. Dört yanıma baktım efendim, diyeler sardı. Dört yanıma baktım efendim, diyeler sardı. Alim 40 kişiden bir haber aldı, alim 40 kişiden bir haber aldı. Uyan alim uyanamaz oldum, kama yarasına efem dayanamaz oldum. Tarihi Kentler Birliği'nin üyesi, Güney'in en sıcak ilçesi, Akdeniz'in neşesi Silifke'ye hoş geldiniz. Bu bölümde Silifke'nin tarihi dokusunu, geleneksel el sanatlarını görmeye ve bilmeye geldik. Gören bilir, hoş geldiniz. Uyan alim uyanaman, uyanamaz oldum. ...1924 yılında il statüsünde olan fakat 1933 yılında çıkan bir kanunla ilçe konumuna düşürülmüş, Toros Dağları'nın eteğinde kurulu, Göksu Irmağı ile ikiye bölünen Akdeniz'in incisi, Silifke. ...185 metre yüksekliğindeki ortaçağ görünümlü kalesinden şehre baktığınızda bu güzel kentin denizle olan dostluğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Silifke'nin geleneksel el sanatlarını görmeye ne dersiniz? Az sonra. Silifke Kalesi'nden baktığınızda kent büyük görünebilir. Ama bizim için asıl olan Silifke, ufacık dükkanların olduğu çarşılardan ibaret. Silifke'de kendini göstermek, ben hala yaşıyorum demek istercesine sürdürülen meslekler var. Ve bu mesleklerden birini yapan İzzet Balcı. Bakırcılıkla kalaycılığı birlikte yapan ustamızla tanıştıktan sonra vakit kaybetmeden sohbet edelim istiyoruz. Abi kaç yıldır bu işi yapıyoruz? Benim kendim tam 38 yıldır bu işi yapıyorum. 3 yıl çıraklığını yaptım bu işin, 35 yıldır da ustalığını yapıyorum. 22 yıl köylerde seyyar tabir ettiğimiz... Seyyar yapılır mıydı bu iş? Yapılır tabii. Şu takım sandığına, hayvana yüklersin. Affedersin, eşek, at ne bulursan. Köylerde, çadırlarda. Silifke merkezden Karaman sınırına kadar ben bu işi yaptım. Yani şu bulunduğumuz şehirden kuzey istikametine doğru gittiğimiz bütün yayla köylerinde tek tek çalıştım. Erdem'in 8-10 tane köyüne gittim. Mut'un 10 tane köyünde çalıştım. Yani bu bölge Kalaycı İzzet Usta dedin mi? Bizden bilinir. Herkes bizi tanır. Hamdolsun. Ama şimdi mekanda çalışmak daha kolay herhalde. Mekanda çalışmanın elbette ki kolay yönleri var. Ancak kazanca baktığımız zaman seyyardaki kazanç bundan iyiydi biz çalışırken. Orada bir yerde ateş mi yakıyordun? Hayır, köyde birçok biliyorsun inşaat halinde yerler var. İşte küçük küçük odalar, boş müsait olan yerlerde müsaade istiyorduk. Ev sahibinden, dükkan sahibinden oralara kuruyorduk. Ama böyle tabii dükkan eşyası olmadığı için sadece bu takım var, şu gördüğünüz. Azamı 100 kiloluk bir takım. İşte onu koyuyorduk, tezgahımızı kuruyorduk. Körük dediğimiz böyle eskiden elle çevirmeliydi, şimdi elektrik var. İşte yanımızda bir de çırağımız, halfamız olurdu filan. Gelenektir bu meslekte. Kimin işini yapıyorsak köyde, o gün o evin misafiriyiz.
İşte Anadolu kültürü, işte Anadolu'nun misafirperverliği. Bir usta, birkaç alet ve bir çırakla yapılan bir meslek. Amaç para kazanmak değil, hizmet götürmek olmuş hep bu kültürde. Ve belki de bu mecburiyetten veresiye kültürü doğmuş bu topraklarda. Herkesin sırayla köyde ev geçmeden bütün ailelerin kapı halaylanır. Parası olandan alırsın, olmayandan ileriki tarihlerde. Veresiye? Veresiye, ürün kalkımına mesela nohut kalkar, buğday kalkar, üzüm. Bu ürünlerin satış mevsiminde gider paranı alırdın. Kalaycının veresiyesi çok olur mu? Eskiden çok oluyordu. Şimdi vermiyoruz. Vermeyince de olmuyor maalesef. Esnaflığın biraz içinde var değil mi bu? Yani olmazsa olmaz. Şimdi şöyle küçük şehirlerde, küçük kasaba ve beldelerde maalesef veresiye olayı hala devam ediyor. Olmaması mümkün değil. Eşin, dostun, arkadaşın, ahbabın, güvendiğin insan elbette olacak yani. Biz de aynı şekilde alıyoruz. Biz de borçlu olduğumuz esnaflar var muhakkak. Anadolu'daki esnaflık kültürünün inceliklerini öğrendiğimiz ustamızın konuşmasından yıllar içerisinde kendini geliştirdiğini görmek mümkün. Ustamıza tecrübeleri ışığında ustalığı soralım istiyoruz. Usta bir işin çıraklığından başlayıp o işi en iyi yapan insan usta olmuştur. Mesela biz ustalarımızın yanında yetişirken şu eşyaların tamamını yenisini yapıyorduk. Sıfırdan. Tenceresini, ırbuğunu, helkesini, kazanını çünkü bu kadar fabrikasyon olayı yoktu. Bir ustanın yanında girmiş çırak 3 yıl 5 yıl ne kadar süreyle çalışmışsa bunu hambakırdan böyle levha dediğimiz şimdi kilimler var ya bunların hambakırı öyledir. Levha olarak gelir. Bunun ölçüsünü o bakırlarda yoymadan tabii hesap kitap yapıyorsun, ölçüyorsun. Bu bakırın duvarı kaç santim bakırdan çıkar, tabanı kaç santim bakırdan çıkar. O levha bakırı yoymadan keseceksin, dişlerini açacaksın, kaynağını yapacaksın. Şu gördüğünüz bölüm kaynak. Bunu yapacaksın. Ve şekli vereceksin. Yapıp ortaya koyduğun zaman öbür kenarıyla bu kenarı aynı denk olacak. Ölçü 50 santim ise 50 santim. Yani şu kenarla karşı aynı olacak. Nizamlı. Baktırma hani göz var karel var der ya büyüklerimiz Anadolu'da. Baktığı zaman ha bu tamam kalıbına oturmuş deniliyor. Bunu ustasının yanında ustası gibi yapmışsa bir kalfa çırak usta olmuştur. Usta demektir. Olmuştur. Budur yani ustalık. İzzet ustamızdan günümüzde bu işin durumuyla alakalı olarak müşteri perspektifiyle ilgili konuşalım istiyoruz. Müşteri gelir de işinin uydurulmasını ister. Usta dediğin ya da esnaf dediğin ona layıkıyla yapar ama onun da gönlünü alır değil mi? Elbette şimdi örnek veriyorum biz çaydanlık sapları takıyoruz. Çelik tencere sapları takıyoruz artık bizim işin yan sanayileri oluyor bunlar. Adam geliyor, iki çaydanlık sapı ve bir tencere saplarını değiştirmek istiyorum. Toplam nedir? 15 lira. Diyor ki 10 lira olsun. Kardeşim olmaz. 12 lira zaten malzemenin maliyeti var. Ben 3 lira emek alıyorum. Diyor ki ya uyduruk bir şey yap. Bu dürüst esnafa sahtekarlık teklif ediyor. Bu olmaz yani. Yapılmaz. Çok güzel bir şey. Dürüst esnafa sahtekarlık teklifi. Olmaz. Zaten ben yapmıyorum. Onun için de belki bazı müşteriler de kırılıp da gidiyor ama gitsin. Çünkü ben ona bir defa yaparsam devamını yaparım. Ardı gelir. Yapma ihtiyacı hissederim. Olmaz yani. Kazandığım parayı çoluğunla çocuğunla yiyeceksin. Helal yiyeceksin. Zaten Peygamberimiz bile söylemiş. En kutsal kazanç arın teriyle el emeğiyle kazanılan kazançtır. Onun için sanatkarları ben hep şanslı görüyorum yani. Elinin emeğiyle kazandığı parayı yiyor. Rahatlıkla yiyor. Hayali bir bakır müzesi kurmak olan, hem bakırcılık hem de kalaycılık yapan İzzet ustamıza kalaycılığı soruyoruz. Peki kalay nedir? Kalay nasıl yapılır usta? Hocam kalay nedir? Kalay şu kazan, mesela şu bakır leğenimiz. Bu önce imal edildiğinde böyle kırmızı bakırdır. Kalaylama ihtiyacı olduğunda böyle kirlenmiş. Ve benim yaptığım kalay dediğimiz şey işte bu. Ustamız bize kalayın ne olduğunu daha yakından göstermek için tezgahına yöneliyor. Ve kaldığı yerden devam ediyor anlatmaya. İşte kalay dediğimiz kalay madde bu. Budur. Bu nerede üretilir? Şu anda bizim ülkemizde bunun üretimi yok maalesef. Yok. Madenimiz var mı? Var. Ama henüz işletilmiyor. Bu Güney Afrika'da falan denizden yömeğiyle vatandaşlar çıkarıyor. Bu çok sıvı ve akıcı bir şeydir. Orijinal kalay böyle kırılacak gibi çıtırdar ama kırılmaz. Bunun bir de tozu var. Tabii bu bakır eşyayı biz kumda bir güzel temizliyoruz. Ateşte biraz ısıtıyoruz. Bin bir zahmetle. Temizleniyor.
hani arabacılar, kabortacılar arabayı temizliyor zımparayla falan, o sacı temizliyor, evet, ya. Evet. O şekilde biz de bakırı temizliyoruz. Bunu ısıtıyoruz, ateşin üstüne koyuyoruz. 80 derece sıcaklığa geldiği zaman onu çadırdan, tozdan atıyoruz üstüne. Bunu böyle sürüyoruz. Kalay eşya sıcak, tav diyoruz biz ona. O tava geldiği için kalay başlıyor eritmeye. Kalaydan sürdük belli bir süre. Elimizde pamuk var. Pamukla bu şekilde ovalaya ovalaya bu görüntüyü veriyoruz. İzzet ustamıza bize verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ediyor ve mekandan ayrılıyoruz. Silifke'de objektifimizi ekmeğini el emeğiyle kazanan bir başka ustaya çeviriyoruz. Terzi Tahsin İpek Usta. Ustamız bu işi tam 40 yıldır yapmakta. 40 yıl iğne ve iplikle geçen bir yaşam. Silifke'de Tevekkül Sultan Pasajı'nda terzilik yapmakta olan Tahsin amca tam 40 yıldır terzilik yapmakta bu mekanda. Dükkanını açtığı ilk günü sorarak geçmişe bir yolculuk yapalım istiyoruz ustamızla. O gün heyecanı başkaydı değil mi? O gün açarken. Tabii ki. Daha farklı. Bugün artık işler azalmaya da başlamış. Mutlaka. İş yok. Biz bak çay söyledik ya, çaylar hemen geldi. Alalım çayları. Evet. Bu güzel sohbet çaysız olur mu? Olmaz. Olmaz. Yaş kaç oldu? Yaş 65. 65. 40 senedir devam ediyor. 20'li yaşlardaymışsın. Ama çıraklığım da var tabii ki hepsinde. Çıraklığın kimin yanında? Çıraklığım işte dedim ya, bir Gazi Usta diye bir arkadaşla çalıştım. Gazi Usta diye bir devam ediyor mu peki? Hayır değil. Artık yapmıyor. Etmiyor. Zor mu öğrenmişsiniz onun yanında? Zaten. Nasıl öğretti? Ustalığı nasıldı onun? Valla işte iyi, fena değil. Yani size öğretirken işte oğlum şöyle olacak, böyle olacak. Tabii. Yine böyle çekilecek, bu böyle yapılacak falan. Bunlara... Sende de biraz heves vardı. Tabii. Hepsi birleşince? Beraberinde geldi. Sabrın birinci planda olduğu terzilik mesleğiyle alakalı geçmiş günlerden konuşmaya devam ediyoruz ustamızla. Eskiden nasıldı işlerin yoğunluğu? Bu saat 2'de bir şey atar. Bir saat yatıp tekrar geri dönerdim. Bir saat yatıp geri mi geliyordun? Yani. O kadar çoktu. Tabii. Çok. Gelip ölçü aldırıyorlar. Tabii. Ölçü aldırırlar, ceket diktirirler, takım diktiriliyor, hepsi var yani. Peki iyi bir terzi nasıl olur? İyi bir terzi çalışacak, çok çalışacak. Mozayı takip edecek. Ha, orası önemli. Takip etmezse terzilik olmaz. Yani ben burada esnafım deyip bırakmayacak. Yok, yan gelip yatmayacaksın. Mozayı takip edeceksin. Gençliğe hitap edeceksin. İyi bir terzi olmanın inceliklerini nasihat misali sözlerle anlatan Tahsin amcaya terzi söküğünü diker mi misali soralım istiyoruz. Kendi elbisesini diker misin? Dikerim tabii. Almaya gerek yok. Yok. Hiç almadım. Hiç konfeksiyon iş yapmadım ben. Kendim dikerim. Gömleğimi dahi kendim dikerim yani. Şimdi sen elin yatkın olunca evde teyze de diktiriyordur sana. Yok. Yengeyle pek şeyimiz olmaz. O evde kendi işini yapıyor. Kendi işini yapar. Çok güzel. Peki usta nedir? Usta kime denir Tahsin amca? Usta bir işi en iyi bilen kişidir yani. Bir işi, o sanatı en iyi bilen kişiye usta denir. Şimdi ustalık yetmez. Bir de yanında esnaflık olacak. O tabii, o ayrı. Esnaflık ayrı, ustalık ayrı. İkisini birleştirirsen iyi usta ve esnaf meydana gelir. Hem iyi de insan olur. İyi de insan olur. Bu meslek sana neler kattı? Yıllardır çalışıyorsun bak. 40 yıldır aynı mekanda, aynı yerde. Şükür elhamdülillah her şeyim var. Her şeyim var. Evim var, bağım var, bahçem var, arabam var. Her şeyim var. Bu meslek sayesinde. Bu meslek sayesinde. Bir de sana öğrettikleri var. Tabii öğrettikleri de var. Hayat tecrübesi var. Hayat tecrübesi var. 40 yılda neleri tecrübe ettiğini hayal etmek bile zor aslında Tahsin amcanın. Her gün kalkıp aynı dükkana gelip her gün aynı işi yapmak.
Bu monotonluğa nasıl bir çözüm üretiyor gün içinde Tahsin amca merak ediyor ve soruyoruz. Senin günün nasıl geçer peki Tahsin amca? Sabah kaçta gelirsin? Neler yaparsın? Sabahleyin saat 5.30-6'da kalkar. 5.30'da? Tabii kalkarım. Sabah namazımı kılar. Kahvaltımı yapar. Sabah saat 7'de burada olur. 7'de? 7'de burada olur. Hiç olsun olmasın? Tabii sen mutlaka o ya. Hiç olsun olmasın diye bir kaide yok. Geleceksin mutlaka buraya bekleyeceksin. Sonra burayı açtın. Tabii. Kapının kilidini açtın. İçeriye bir süpürüyor musun? Tabii mutlaka. Tabii temizlik şart. Yalnız ben şey dikkatimi çekmiştir hep. Çırak böyle mekanı süpürürken böyle uydurur değil mi? Evet. Ama mekan sahibi içinden tabii, gelerek tabii, yapar. Tabii. Şimdi benim temizlik yapmamla çırağın kapması farklı olur. Ben de öyleymişimdir mutlaka. Çırakken ben de öyleymişimdir mutlaka yani. Şimdi yani bu işin hiçbir şeyi yok, şaibesi yok yani. Bir de geldin açtın. Sonra? İşte tamam, ben işe başlarım zaten. İş hazırdır. İş hazır. Hiçbir şey dikemezsem sökerim dikerim diyorsun. Yani. Yani. Doğru. İlk yapamazsam kendime çay söyler, oturup çay içerim. Muhabbetin sonlarına yaklaşırken ustamızdan gelecekle ilgili planlarını dinlemek istiyoruz. Sen peki daha ne kadar devam edersin? Bırakmayı düşünüyor musun? Vallahi işte bir 3-5 yıl daha devam ederim herhalde. Sonra? Köyüme, mekanıma giderim, evime giderim. Çekileceğim diyorsun. Tamam yani. Belli bir yaştan sonra çekilmek lazım. Şimdi mesela burası yaşayan bir mekan. Evet. Değil mi? Hala hayatta dimdik duruyor. Sen gittin mi bu demirler küf yapacak. Kapanacaklar. Bu camlar kırılacak. Maalesef. Toz çamura dönüşecek. Aynen. İşte. Bir çay arasında Tahsin amca güzel bir sohbet oldu. Sağ olasın. Sağ ol, teşekkür ederim. Umudumuz, dileğimiz sizin gibi el sanatıyla ekmeğini çıkaranların bugünden yarına kalmaları. Keşke çıraklar i̇nşallah, yetişse. İnşallah, inşallah. Bu işler devam etse. İnşallah. Allah kolaylıklar versin. Bir çay molası arası yapmış olduğumuz muhabbetimizi sonlandırıp Silifke'de bir başka el sanatını daha görüntülemek istiyoruz. Silifke'de zamana direnen el sanatları ve ustaları az sonra gören bilirdi. Anadolu'da yerleşik düzende yaşayan yörüklerin kültürünü devam ettirmek için eski ya da arta kalan kumaş parçalarından dokuma işler yapan bir ablanın evine, daha doğrusu bahçesine konuk oluyoruz. Biz Silifke'ye merhaba dedik ama Silifke'nin kültürüyle şimdi selamlaşmaya, kucaklaşmaya gidiyoruz. Geldiğimiz yer, burada görünen bir tezgah var. Burada kişiler var. Yörük kültürünün, o konarların, göçerlerin aslında tam da hikayesi. Gideceğimiz hikayenin başında teyze bulunuyor tezgahın başında. Bakalım neler söyleyecek, neler anlatacak, bu kültürü nasıl tarif edecek? Teyze kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin. Hoş gördük. İsim neydi? Ayşe Cibeli. Ayşe. Ayşe. Ne yapıyorsunuz şimdi burada? Yolluk dokuyoruz. Yolluk denir buna? Yolluk denir. Eski kumaşlar kesip böyle yeniden yolluk haline getiriyoruz. Ha, bu bir geri dönüşüm aslında. Yani eskiyen artık atılmak üzere olan eşyaları. Eskiler bunlar. Doşanlaşmış yani. Giymiş. Giydik. Eskidimi dokuyoruz. Ha, şu kumaşlar değil mi? Kesiyoruz makasla. Atmıyorsunuz onları? Yok, atmıyoruz. Ne güzel bir şey bu aslında değil mi? Yani kullanılmayacaksa, birine verip giyilmeyecekse. Yok, giyilmiyor. İşte giyilmeyeni keser. Peki bu tezgah kaç yıllık bir tezgah? 30 yıllık var. 30 yıldır böyle devam ediyor mu dokumaya? Devam. Ben dışarıda okuyorum. Bizim geçimimiz bundan. Nasıl dışarıda okuyorsun? Ya konu komşu ya. İstiyorlar mı? İstiyorlar tabii. Ne dokuyorsun mesela? Bunlardan dokuyorum. Başka savan dokuyorum. Namaz kılınacak seccade dokuyorum. Seccade dokuyorsun. Silifke'de bir geleneğin son temsilcisi olan Ayşe ablayla 30 yıllık tezgahının başında dokuduğu işler üzerine sohbet etmeye devam ediyoruz. Peki mesela sana bunun siparişi geldi. Dediler ki bize bir işte nedir şu an bunun adı?
Ya biz burada çıbıt diyoruz buna. Çıbıt derler. Evet. Çıbıt başka ne denir? Kilim de desek olmaz mı? Olur. Tamam. Olur. Kilim ne diyor? Kilim dediler bana doku. Evet. Ayşe abla. Şunu ben başkasına dokudum mesela. Üsttekini mi? Hı. Başkasına. Evet. Ne kadar sürdü onu yapmak? Onu ben bir günde yapıyorum onu. Bir günde? İyi de böyle ağır işliyor gibi. Ağır işliyorsun. Elin hızlı artık alıştı değil mi? Tabii. Şimdi. Onda aç kalırız. Onu bir günde yapamazsam ben. Benim yani şey eşim de çalışmıyor bu sene. Onu da. Tabii bir taraftan da işi yetiştirmek, müşteriye ulaştırmak lazım. Peki bunun fiyatı nedir Ayşe teyze? Böyle şu bitmişi 30 milyon olur. Yani şunları müşteri getiriyor, ben dokuyorum. Ha diyorsun ki sen ona, bana şey getir, malzeme getir. Bunu adam kadın, mesela kadın diyeyim, komşu kesiyor böyle getiriyor. Bana doku, şu 3 metre doku, 5 metre doku, kaç metre hesabı dokuyoruz. Bunun uzunluğu belli olmak zorunda mı yani, hepsinin uzunluğu? Kısa getirse olmaz mı? Olur. Mesela ipi ne yeterse, 2 metre olursa 2 metre dokuruz. Bu mesela 3 metre. Burada senden başka bu işi yapan var mı? Bu arada da yok. Bu bölgede yok. Vardı bir tane, o rahatsızlaştı, boşladı. Bu şey değil mi, artık böyle eskisi kadar çok yapılmayan, bilinmeyen bir şey. Valla ben 30 senedir yaptım bunu, hiç bir gün boş kalmadım, hala öyle dokudum. Demek ki elin de iyi senin. Valla bilmiyorum, işte değişik şeyler de dokuyorum. Üzerine böyle adını yazıyorsun mu Ayşe diye? Yok, yazmıyorum. marka değeri olursun diye. Yok, yazmasam da beni tanıdılar gayrı, her yerden gündürürler, dokurum. Ayşe ablamızdan yaptığı işleri öğrendik. Peki bu tezgah nedir? Nasıl çalışır? Görüp bilmek için soralım istiyoruz. Şimdi sen buna dokuyorsun. Evet. Şu demir ne işe yarar? Bu cimbar. Buyur. Buna cimbar derler. Cimbar. Bu olmazsa böyle kertikli, enginli yüksek olur kenarları. Hem gergin olsun diye mi? Bunun adı ne böyle? Bunun adı da tepe. Buyur. Tepe. Tepe. Buna tefe deniyor. Buna tefeyi deniyor. Cimbara mı vuruyorsun? Tefeyi böyle vuruyorsun dokuduğun beze, dokuduğun yere böyle kalıyor. Bu kadar sert vurduğunda aşınmıyor mu tezgah? Yok, aşınıyor, değiştiriyoruz bunu. Eskimişi burada baksana, bu eskidi, onu yeniden alıp tekrar... Zamanla bozuluyor zaten, bozuluyor değil mi? Tabii. Peki sen kaç senedir yapıyorsun? Ben 30 seneyi geçkin yapıyorum. 85'ten beri yapıyorum. 85'ten beri. Aha. Kim öğretti size bunu? Kaynana. Kaynanadan meslek mi öğrendin? Hı. Onlar da dokuyorlarmış mı? Onlar dışarı falan dokunmazlardı ya. Kendine dokurdu. Ben kendi de ihtiyaçları için. Ben de sonra işte bunu geçimimizi bundan sağlayıyoruz. Bana müsaade. Ver elini öpeyim. Ayşe ablamıza veda edip mekandan ayrılıyoruz. Silifke'de yaşamaya devam eden bir başka el sanatını görmek için Taşeli Kültür Derneği'ne bu kez yolculuğumuz. Derneğin bahçesine kurduğu tezgahıyla bizi bekleyen kaşık ustası Huzeyfe Okur'a. Usta kaşık işiyle uğraşıyor tezgahının başında. Selam verip tanışıyoruz kendisiyle. Huzeyfe Okur Usta, kıt imkanlarla kaşık düzüyorum diye başladı muhabbete. Biraz dertli bu geleneksel el sanatına olan ilgisizlikten. Biz ustamızla bu geleneksel el sanatıyla tanışmasını sorarak başlıyoruz muhabbetimize. Ben 1955 doğumluyum. 60 yaşındayım. Bizim çocukluğumuz 1965'lerden sonraki dönemlerde, ben kalabalık ailenin çocuğuyum. 10 kardeşlik biz. Sofraya oturduğumuz zaman o günün şartlarında metal kaşıklar hiç yoktu. Ağaç kaşıklar da evlerde bile kıttı. Ben kardeşimle yan yana oturduk yer sofrasına, değişerek kullanırdık kaşıkları. Yani iki şey bir kaşık düşerdi. Benim kaşığa başlama o tarihlerdedir. Yani benim ailemde, babamda, annemde veya ebeveynlerimde herhangi böyle bir şey yoktur. Fakat o şartlar bizi herhalde buna yönlendirdi. Zaman bulduğumuzda veya imkan bulduğumuzda bu işleri yapmaya çalıştık. Herhangi bir usta görmedik, herhangi bir ustanın da çalışmadık, kalfalık yapmadık. Ama usta işi eserler çıkarabildik diyorsunuz. Evet.
Kaşıkla tanışmasını öğrendikten sonra ustamızdan bize kaşık yapımını anlatmasını istiyoruz. Nereden başlanır peki bu işe? Bu işin başlanması şöyle. Şurada ben size ağaçları göstereyim. Aslında kaşığın ağacı şimşir ağacıdır. Bu ağaç ormandan kesilir. Şu bunun parçasıdır. Ortasından hizarla ikiye ayrılır. İkiye ayrıldıktan sonra kaşığın iç kısmı, yani şu oyulan kısmı dış tarafı içine gelmesi gerekir. Neden öyledir peki? Şimdi kaşığın bu tarafını oyarsanız tahtanın, büyük bir kaşık elde edersiniz. Fakat bu kaşık sıcağı gördüğü zaman bu ahşap içe doğru dürülür. Yani şu el dışa yumulmaz, içe dürülür. Yani dışa mümkün değil. Bu da aynıdır. Ağacı dışa mümkün değil, sıcağı da görse. Çünkü dıştan düzüp de şu iç tarafını uyduğun zaman bir zıt kuvvet oluşur. Asla dürülmez ve sağlıklı bir... Yani siz burada aslında ağacın iç bükeyini değil dış bükeyini ters kullanıyorsunuz. Dış bükeyini kaşığın içi yapıyoruz. Şu ağacımızın ham madde olarak dediğimiz bu. Bunun karşısı budur. Bunda %25'i yapılmıştır. %25. Şu hale gelmiştir. Yani meyli verilmiş, ortası verilmiş. Daha sonra şu hale gelmiştir. Evet. Şu hale gelmiştir. Sonraki safa şu şekil. İçini oyarak. İçini oyarsınız. Çünkü bu ağaç kuruduğu zaman diğer yerleri rendele yaparsınız ama fakat içini oyulması asla yapılmasın. Çünkü sertleşir ağaç. Ondan sonra bunu kurumaya bırakırsınız. Ne kadar kuruyacak? En azından 3 ay kuruyacak. Kuruduğu zaman eğilen yerler eğilecek. Çatlarsa çatlayacak ağaç. En son halini alacak. İşte şurada olduğu gibi. 3 ay nerede kuruyacak peki? 3 ay gölgede. Gölgede serin bir yer. Güneş değil. Güneşte değil. Güneşte kalsa ne olur? Güneşte kalsa çatlayabilir. Çünkü güneş ısı bir dengeliyse ağaç çatlatabilir, daha çok eğilebilir. Serin yerde şu halde 3 ay kuruyacak. 3 ay kuruduktan sonra işte şu örneğinde gördüğümüz gibi büyük kaşıklarda, şu örneklerde gördüğümüz gibi 3 ay, bak bu tamamen kurumuş. Eğilen varsa rendeyle düzeliyor zaten. Şu örnekte gördüğümüz gibi ve şurada da takılı bir tane. Rendeyle el alıp bunu son şekline veriyoruz. Daha sonra tahta zımparasıyla, ahşap zımparasıyla zımparalıyoruz. Zımparaladıktan sonra eğer işlenebilirse benim yakma aletim var. Şurada ismini yazıyorum. Yaptığı her kaşığa imzasını atan Huzeyfe Okur. Çok farklı bir kaşık ustası bize göre. Alaylı ama bir mektepli gibi anlatıyor yaptığı her işi. Benim şimdi dikkatimi çeken bir husus daha var ki o da kaşıkla uğraşan, mesleğini bundan kazanan amcalar gördüm. Evet. Ama onlar bu denli anlatamadılar. Onların mesleğiydi bu. Onlar bu işe kazanç diye başlamışlardı. Evet. Ama siz bir farklı yerden bakıyorsunuz, kültür boyutuyla. Evet, evet. Bu kültürün devam edebilmesi, biraz merakla ilgili. Artık bugünden sonrasına sürebilmesi için ustanın elinden yeni ustalar çıkması lazım. Çok teşekkür ederiz. Arkamızda Silifke'nin eşsiz manzarası var. Ancak şehirden ayrılma vakti artık geliyor. Silifke'nin eşsiz güzellikleri, geleneksel el sanatları, bu güzel kültürü hala yaşamaya devam ediyor. Biz şimdi başka şehirlerin başka kültürlerine, başka insan hikayelerine doğru yola çıkıyoruz. Görüşmek üzere.